Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu gece bir akşam yürüyüşü yapalım dedik. Şu an Sat Park alışveriş merkezinin oradayız. Orta Asya'nın Dubai'sinden mimari güzellikleriyle, doğa harikasıyla güzel bir tatil geçiriyoruz. Gerçekten umduğumdan daha güzel geçiyor. Bugün niye arabayı almadım? Çünkü bir 5-6 kilometrelik bir yürüyüş yolu var burada. Yani bu Sat Park alışveriş merkezinden başlayıp şu şekil arkamda ağaçlı yol var. Oradan yukarıya doğru gidip Somoniye heykeline ulaştığımız bir yol var. Çok hoşuma gidiyor. Bu akşam orayı yürüyelim dedik. Şimdi hep beraber başlayalım. Görüşürüz. Şu şekil gördüğünüz bu yapı arkadaşlar, üniversite. Çok yani hoş bir duruşu var. Arabayla da geçtiğimde yani caddeye ayrı bir hava katıyor. Sovyetlerden kalma bina. Yani gerçekten hoş bir yapısı var. Şu an saat 11'e geliyor. Ama şehir gerçekten hareketli. Bu da sinema binası. Yani basit, sıradan bir bina yerine böyle estetik harikası bir bina. Acayip derecede lüks araç var. Yani bu kadar beklemiyordum ben. Düşenbe Türk konsolosluğu arkadaşlar. Gerçekten yani Tacikistan'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir binayı tesis etmişler bizimkileri. Ve tam merkezde, yani konumu, yeri acayip güzel bir yerde. Tam böyle Somoni heykeline giderken dört yol ağzında. Sen düşünün.
Türk konsolosluğumuz. Aslında arkadaşlar yürüyüşe devam ediyoruz. Yürüyüşümüz çok güzel gidiyor. Yani gerçekten doyum olmuyor yani mimari güzelliklerine, parkına, bahçesine. Yani şu yürüyüş yolunu görüyorsunuz. Allah aşkına ağaçlarıdır, havuzlarıdır. Yani ne bileyim ya gerçekten çok güzel. Ben Tacikistan'ı böyle beklemiyordum. Daha önce de geldim ama kışın buralar çok soğuk oluyor. Öyle gezemedim doya doya. Bir Safadara var. Bizim Uludağ gibi oraya gitmiştim kışın. Daha çok böyle köy falan yani böyle merkezi yerleri gezmemiştim. Şimdi gezmek nasip oluyor. Gerçekten ben bayıldım yani. Gerçekten gelin, görün, gezin. Her türlü değerlendirmeyi yaparsınız. Arkadaşlar buralar hot dogcular. Yani şöyle şuradan başlıyor. Şu ara sokağa böyle dönüyor. Karşıda zaten İtalyan olsun, Japon olsun. Yani bütün dünya mutfaklarını bulabileceğiniz restoranlar. Hot dog epey meşhurdur Tacikistan'da. Yani bizim nasıl sosisli tost seviyorsak Tacikistan'da da hot dog seviyorlar. Yani ayaküstü atıştırmalık gibi bir şey. Tekrar belirtiyorum. Acayip derecede lüks araç var. Yani Land Cruiser'dır. Yani özellikle de Jeep tarzı araçlar. Heykeline vardır şu şekil. Somoni heykeli İsmail Somoni Tacikistan'ın kurtarıcılarından. Yani benim bildiğim kadarıyla tam anlamıyla bu kadar biliyorum yalan bilgi olmasın. Tacikistan'ı işgalden kurtaran. Tacikistan nasıl söyleyeyim şairleriyle yazarlarıyla yani çok zengin bir ülke. Bildiğiniz gibi Hazreti Mevlana da Tacikistanlı. Tacikistan'dan Konya'ya işte göç ediyor. Hani aslında seyahat ederken Konyalıların ısrarı üzerine oraya yerleşiyor.
Yani gerçekten Tacikistan hem kültürel zenginlikleriyle hem coğrafyası olarak çok güzel bir ülke. Ben hayran kaldım. Gerçekten yani doyulmuyor. Yani şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bakın. Yani burada nasıl söyleyeyim size, kütüphane binası, müzesi, yani bitmiyor. Gerçekten bitmiyor. Şu an Rudaki Parkı'nın girişindeyiz. Rudaki kimdir? Tacikistan'ın çok eski şairlerinden biridir. Bir parkın kapısı ne kadar estetik olabilir? Yani park kapısı deyip Türkiye'de demir yaparlar, geçerler. Ama parkın kapısının güzelliğini görün. Yani şu arkada gözüken Başkanlık Sarayı. Şuradaki yapı devlet idari binalarında, yani devlet binalarında. Şuradan çok güzel bir Başkanlık Sarayı görüntüsü var. Bu arada yani şehri komple geziyorum. Yani bu kadar medeni bir şehir olamaz. Yani dikkat edin, yerde bir çöp taneciği yok. Hani sakız parçası bile yok. Hani toz yok ya. Hani bu kadar temiz olamaz. Yani burası başkent. Yani gün içi milyonların gelip geçtiği bir yer. Ve bu kadar temiz olması. Bakın 7/24 temizlik araçları, temizlik görevlileri devamlı çalışıyor. Yani bu kadar temiz bir şehir olması gerçekten beni büyüleyen noktalardan biri oldu. Parka girelim. Parktaki çiçeklerin çeşitliliği, bitkilerin çeşitliliği, yani etraf her yer gül dolu. Yani adeta gül bahçesindesiniz. Yani kokuyu, havayı anlatamam size. Işıklandırmanın güzelliğini. Yani şu an saat burada 11'i geçiyor, 12'ye doğru geliyor. Yani park bu saatlerde biraz daha durgun. Yani görüyorsunuz. Kuş sesleri. Ya gerçekten huzur dolu bir ortam. Bak. Yani devlet binası deyip yapıp geçmemişler. Estetik katmışlar. Güzellik katmışlar. Yani Türkiye'deki beton yığını yapıp geçmemişler. Dünyanın en yüksek bayraklarından biri Tacikistan bayrağı. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şu an kapatmışlar ama normalde burada bir su gösterisi oluyor. Yani şurada acayip derecede güzel, geçenlerde geldim. Bir su gösterisi oluyor. Şu an kapalı. Arkadaşlar parkın ismini taşıdığı buradaki heykelinin yanına geldik şu an. Parkın tam ortasında bulunuyor. Daha demin de dediğim gibi gündüz burada çok güzel bir su gösterileri oluyor. Başkanlık Sarayı da buradan çok güzel gözüküyor. Yani Beyaz Saray'ı andırıyor adeta. Gündüzleri buralarda akülü araçlar oluyor. Mesela 5 somona, 10 somona çocuklarınızı
Yani çocukla gelirseniz tur attırabiliyorsunuz. Bu Tacikistan'da epey yaygın bir şey, akülü araçlar. Arkadaşlar, biz yaklaşık bir 2,5 saatlik bir yürüyüşün ardından bir mola verelim dedik. Saat şu an gece 12.30. Yani akşam yemeği diyemeyeceğim, gece yemeği mi diyeyim, ne yemeği diyeyim. Böyle yürüyüşün ardından bir acıktık. Böyle güzel bir restoranda mola verelim dedik. Videoyu da burada bitireceğim. Yani gece saat 12.30 olmasına rağmen yani burada güvenlikle alakalı güvenlikle alakalı hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Yani sokaklarda, tenhada, yani ne bileyim, ıssız yerlerde gezerken hiç böyle bir tedirginlik, bir şey yaşamıyorsunuz yani. Gerçekten hoşuma gitti ya. Bu videoda böyle olsun. Kısa mı oldu, uzun mu oldu artık onu editlerken, yapıştırırken bakacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz.